Evet, yine Harlem yollarında ilginç bir yöne doğru giderken dedim ki daha pilim var. Kameranın pili bitmedi. Dur bir video daha yapalım. Konum da şu. Bir önceki videoda biraz şeyden bahsetmiştim. Hani burada kural övmek bir konu değil aslında. Konu özellikle de ulaşım tarafında. Ya işte herkes duruyor gidiyor bilmem ne ışıklar kurallar akıyor yani bunlar zaten olması gerekenler. Asıl konu bence şu, iyice Ramiz Dayı oldu, Ramiz Dayı gibi oldum. Konu yani. O yine ileride ışıklar bizi durdurdu. Geçici trafik ışığı takmışlar. Kargaşa çıkmasın diye. Şöyle güzel tarlaların ve seraların olduğu bir yere geldik. Yanlış bilmiyorsam bu yolda bu meşhur Hollanda'nın lale tarlalarından da olacak ama bakalım denk gelirsek gösteririm. Onlar toplandı da gerçi onlar bitmiş olabilir artık. Onları böyle Nisan gibi falan topluyorlar, Nisan Mayıs gibi. Şunu fark ettim. Olay ulaşımın kalitesiyle ilgili ve zamanla ilgili. Yani Türkiye'de mesela ben her yayın açtığımda motosiklet konuştuğumuzda ya da onunla ilgili video izlediğimizde ya da böyle trafik videoları ya da vlog başkalarının vloglarını izlediğimizde genelde insanların ilk tepkisi abi işte kaldırımdan gidiyorsunuz, aralara giriyorsunuz, çok tehlikelisiniz. Çoğu haklı bunların. Ama şöyle bir durum var. Türkiye'de ulaşmak, bir yere gitmek bir zor, iki çok büyük vakit kaybı. Ve artık insanların ki dünyanın her yerinde ama bu Türkiye'de çok daha yüksek hissedilen bir dozajda belki 10 kat yüksek hissediliyor. Zaten Türkiye haftalık saat olarak da en çok çalışılan ülkelerden biri. Ki bunu ben ajansta çalışırken, reklam ajansında çalışırken çok hissediyordum ki ben orada yönetici olduğum için ekibin ve kendimin zamanını genelde çok iyi ayarlamaya çalışıp kimseyi mesaiye bırakmamaya uğraşırdım. Ha, bundan da azar yemişliğimiz vardır. Mesela bu da bir tuhaftır. Mesaiye kalmazsan da azar yersin. Türkiye böyle bir yer yani. İşler bitti mi? Bitti. Güzel, iyi dedim, yok. Niye? Olsun. Daha bir dursan, hani böyle daha bir paranı hak et. Allah Allah. Yani sen mesela 10 liraya verip bir şey alıyorsun. Sonra diyor musun ben 10 lira verdim ama senin ürün bunu tam hak etmedi ya. Sen bu üründen biraz daha ver falan. Böyle bir şey olabilir mi? Olmaz. Ürün bellidir, iş bellidir. Yaparsın. Yani olmaz. O mesai sana itelerler. Neyse ben ne anlatacaktım? Ha, işte sorun da şu. Yani motosikletle hele de ben ajansa zaten ajansa devam ederken ilk motosikletimi almıştım. Büyük hayat kurtarıyordu. Yani park yeri sorunun yok. Taksim'e gidiyorum, Maslak'a gidiyorum, toplantıya gidiyorum gün içinde falan. Bir kere hareket alanın genişliyor. Oradan çıkıyorsun, trafikte daha rahat hareket edebiliyorsun. Ama tabii devamlı ölüm tehlikesi var. Rahat dediğim hani ölmeden ya da biri sana bir yerden sıkıştırmadan seni kıskanıp ya da işte sana sen kimsin lan motorcu geber ulan falan demeden bir yerlere gidebilirsen gidiyorsun. Şimdi biz içten döneceğiz. İçten pazarlıklı. Burada böyle şeyler biraz değişik. Şuradan biz şeyin içindeyiz. Aşağıya çıkacağız. Tamam, güzel. Yani bir şekilde gidebilirsen istediğin yere en azından işten çıktın, 7'de çıktın. Çıkabilirsen. Evinde Avrupa yakasında çalışıyorsun, evinde Anadolu yakasında. Minimum zaten gidişin hani toplu taşımaya binsen 1,5-2 saat, araban varsa en az 2 saat, motosiklette 50 dakika 1 saat, yok yine 1 saat sürer.
normal. Ha, ben Apache'yi bir giderim bu kardeşim, her yere girerim. Okey, o bir şey diyemem. Hani ona göre de tehlikeni alırsın. Risk senin. Kuralsızlık senin. Sen bilirsin. Ama girmeden girerek giderseniz daha hızlı da gidersiniz. Girmeden giderseniz 50 dakika 1 saat. Yani özetle şunu fark ettim buraya gelince. Burada ulaşım derdiniz olmadığı için stresiniz düşüyor. Yani benim kendime ayıracağım vakit düşüyor. Hemen eve gitmeliyim. Allah kahretsin. Hadi git öndeki ışıkta bekleme. Gaza bas. Hızlı git. Makas at. Durma. Araya. Ben duruyorum. Sen de duracaksın. Yavşak. Bu stres kabartıyor herkesi. Kabartıyor, kabartıyor. Güvercin gibi. Herkes çiftleşemiyor da. Çiftleşemeyince kavga. O enerji nereye? Kavgaya gidiyor. Birazcık tabii motovloggerlar bunun ekmeğini çözdüler bir noktada. Yani eskiden mesela ben Barkın Bayoğlu'nu izleyerek altın elbiseli adam diyebilirsiniz zaten çoğunuz. Kendisi vefat etti. Vallahi çok da talihsiz bir kaza da neyse yani. Sevenlerinin başı sağ olsun. O zaman çok vlogger yoktu. O da zaten daha çok video yapıyordu. Bir iki tane motovlogger vardı. Onlar da zaten 3-5 izleniyordu falan. Ama düzgün iş yapmaya çalışıyorlardı. Biraz daha tabii Avrupalıları görüyorlardı, Amerikalıları görüyorlardı. Onlardan esinleniyorlardı falan. Bir şekilde hani daha düzgün, işte şöyle yaptık, böyle yaptık. Motor bakımı nedir, rodaj nedir, şu nedir, motora nasıl binilir? İşte bir gün, bugün de Sarıyer'e gittim, Tarabya'dan çıktım, ne bileyim, böyle daha usturupluydu. Sonra arttıkça bu stresi paraya çevirdiler motovloggerlar. Bu yol stresini. Evet, motosikletliler, motosiklet sürücüleri daha doğrusu. Çok büyük tehlikelerin içinde sürüyorlar mı? Sürüyorlar. Ama bu her durumda kavga etmeleri gerektiğini göstermiyor. Ben de motosiklet sürmeye ilk başladığımda itiraf edeyim. Daha gazdım yani 29-30 yaşında. Kurallara uyacaksınız ulan. Ulan. Falan böyle herkesle kavga etmiyordum ama bir bağırış çağırış oluyordu. Çünkü artık canınıza kastediliyor. Bir yerde tabii deliriyorsunuz. Ama sonra fark ettim ki yani bir iki sene sonra dedim ki böyle olmaz bu yani. Bu etki tepki doğuruyor. Ve ters bir tepki doğuruyor. Böyle yapılmaz bu, ben yanlış yapıyorum deyip değiştirdim bu tavrımı. Ama tabii bundan kaçmanın yollarını aradım. Biraz daha tabii ben ajans sonrası home office çalışmaya devam ettim. Sonra işte yayıncı oldum falan. Biraz daha avantajlıydım. Yani artık her gece, her iş çıkışı Maslak'tan dönmem gerekmiyordu yani. O yüzden bir tık avantajım oldu. Bu avantaj sayesinde biraz daha akıl sağlığımı korudum diyebilirim. Bunu itiraf etmem lazım. Neyse yani bu stresi trafiğe yansıtıp bundan ekmek yiyeceklerini fark ettiler bu sefer. Aa iyi lan, çıkıyoruz böyle. Aa baba, ona bağlarım, buna çağıralım ve buna odaklandıkları için yani olay çıkacak. Ya polisten kaçtık falan diye video artık. Yani ben mesela bunu 5 sene önce bu kadar yoktu. Yani açık söylemem gerekirse yok polisten kaçtım. Bilmem ne yaptım. Artık iyice böyle şeye dönmüş konu. İllegal. Yakında utanması her şey yapacak. Abi mekanı soyduk, kaçıyoruz ha falan. Oho, ne yapıyorsunuz ya? Delirdiniz mi iyice siz yani? Ama o ekmek burada. Onu çözdüler yani. Bu arada çevre yoluna çıktık. Yani buraya çıkmayı beklemiyordum aslında. Daha güzel bir yol bekliyordum ama umarım bakalım çok rüzgar olmazsa burada da çenemizi çalmaya devam ederiz. Ama rüzgar sesimi bozar mı bilmiyorum.
bakın böyle aniden kırmızıya geçer bu ışıklar yani. Frenleme her zaman önemli. Tam 4 parmak yalacaksınız frene. Tabi ne derdi Barkın Bayoğlu? Limon sıkar gibi öyle abanarak değil. Yani bu motovloggerlar bu işi çözünce boku çıkmış Türkiye'de, onu fark ettim yani. Devamlı bir böyle ondan kaçtık, bunu dövdük ama işte bu stresi daha da arttırıyor. Yani o kalitesizliği arttırıyor bir yana. Bir de bunu izleyenlerin de stresini arttırıyor. Ne oluyor günün sonunda? Motosiklet diye bileniyor oğlum. Yani izleyen kişi motosiklet sürücüsüne bileniyor. Yani yolda çarpsa acımayacak hale geliyor. Yani bunun ve salaklığını da fark etmiyorlar. Ve devamlı bir kavga hali var. Ama işte bunun nedeni, evet hani buradan ekmek yiyenleri bir kenara bırakıyorum. Bu gereksiz stres. Yani o stres, ulaşım stresi. Geç kalıyorum, hayatımdan çalınıyor. Ne yapacağım ben? Artık bittim, eve gideceğim. Bir tane dizi izleyecektim. Lanet olsun ona da vakit kalmadı stresi. İnsanı çok yoran bir şey gerçekten. Ve maalesef burada bu yok. Yani maalesef diyorum çünkü bunu ballandırarak anlatmak artık böyle biraz imlendirmeye giriyor. Yani Antep baklavası bulmuşum gibi olur o. O kadar da yapmak istemiyorum o yüzden. Arkamda da saçma sapan bir trafik oldu. Tırlar, mırlar, ne yapıyorsunuz siz orada? Biz nereye gidiyoruz ya? Ulan GPS, ulan GPS. Aa bak şu manzara fena değil ama. Değirmenler, rüzgar gülleri. Yani özetle konu bu. Yani bu bloggerlar evet anlıyorum, kızabilirsiniz. Ama dediğim gibi işin bir diğer yönü Türkiye'de ulaşımın stresi ve bunun hayatımızdan çalması burada olmadığı için burada esas insanları mutlu eden rahat ulaşmaları, gitmek istedikleri, yapmak istedikleri şeylere rahat ulaşmaları, bunun için bir stres yaşamamaları. Yani kurallar bunun sadece bir parçası. Yani genelde araç sürmeyenler, yayalar için çok bir sıkıntı zaten yok burada ama araç sürmeyenler genelde buna çok şaşırıyor. Yani nacizane burada hissettiğim tespitim de budur. Daha da gelip burada araç sürerseniz siz de Allah kahretsin ya biz ne stres yaşıyor musunuz diyebilirsiniz. O yüzden videoyu burada bitirebilirim artık. Çok da diyeceklerim bu kadar. İyi günler. Hadi görüşürüz. Bir video daha çıkar mı lan acaba? Dur bakayım. Pil varsa bir video daha çıkarız belki ya. Hadi bir sonrakinde görüşeceğiz. Bay bay.